Nisan 1903, East Village, New York. Sabah 5.30'da işe giden bir kadın yolda bir varil görür. Fakat ilginç olan varilden dışarı taşan iki bacaktır. Dehşete kapılan kadın polisi arar. Varili alan polis, gırtlağı neredeyse kökten kesilmiş bir erkek cesediyle karşılaşır. Arkadaşlar, kısa bir hatırlatma, videoyu beğenerek ve abone olarak bana büyük bir destek verebilirsiniz. Ayrıca kanal üyeliklerimiz de açık, yani bana aylık destek vermek isteyen dostlarım da kanalıma üye olabilir. Şimdiden hepinize teşekkürler. Ceset New York'a geleli bir haftadan fazla geçmemiş olan Benedetto Madonia'ya aittir. Polis ve Amerikan gizli servisi yaptıkları incelemeyle maktulün son görüldüğü tavernadan iri yarı bir adam ve yanındaki karanlık figür tarafından alındığını öğrenecektir. Cinayet Amerika'daki ilk mafya ailesi olan Morello ailesinin işidir. Emri bizzat ailenin reisi ve Amerika'daki ilk patronların patronu olan Giuseppe Morello vermiştir. Kendi örgütü içinde disiplinin yegane yolu olarak cinayeti kullanan Giuseppe Morello, Amerika'da bir geleneğin öncüsü olacaktı. Karşınızda Amerikan yeraltı dünyasının ilk mafya ailesi Morello'lar. ''1860'ın Sicilya'sında hayat hangi bölgede olduğunuza göre büyük farklılıklar gösterirdi. Sicilya'nın doğusundaki verimli araziler ve toprak ağları halkın nispeten de olsa geçinmesini sağlıyordu. Batı Sicilya ise dağları, çorak arazileri ve fakir halkıyla bir yokluk bölgesiydi. Yalnızca sahil ve Palermo balıkçılık gibi sektörlerle kalkınmaktaydı. Portakal ve limon yetişen toprağın sahipleri Palermo'da rahat yaşarken, onların kahyaları denebilecek gabelettolar toprakları kontrol ediyor, karlarına kar katıyordu. Fakat yoğun nüfus, depremler, kıtlık gibi faktörler fakir halkı mahvetti. 1908 Messina depreminde 80 bin kişi ölmüştü. Batı Sicilya'da sefaletten kaçan halk İtalyan şehirlerine ve sonunda Amerika'ya göçmeye başladı. Geride kalanlar için hayat malavita, yani kötü bir yaşam demekti. Çeteler, kardeşlikler, yeraltı toplulukları Sicilyalıların tek şansıydı. Güçlü olanlar bir koşeye, yani bir gruba bağlı olanlardı. Fakat Sicilya'nın iç kısmında olanlar için çete hayatı bile yeterli değildi. Batı Sicilya'da dağlarla çevrili küçük bir kasaba olan Corleone'deki Giuseppe Morello, kötü bir yaşamın en kötüsünü yaşamaya mahkumdu. Morello'lar Corleone'de nesillerdir varlık gösteren bir aileydi. Giuseppe'nin babası Calogero, 26 yaşındayken 16 yaşındaki genç Angela ile evlenmişti. Çiftin en büyük evladı Giuseppe, 2 Mayıs 1867'de Corleone'de doğmuştu. Fakat Calogero, 32 yaşında ölünce genç Angela, oğlu ve kızına bakmak için bir evlilik daha yapmak zorunda kaldı. Genç dul Angela, Corleone'li Bernardo Terranova ile evlendi. Giuseppe'nin üvey babası Bernardo Terranova, Sicilya'nın karanlık gruplarından birinin üyesiydi. Bu yolla mafya üyesi haline gelecek olan Giuseppe Morello, 22 yaşındayken bölgenin mafya reisi Salvatore Cutrera'nın adamlarından biri haline geldi. Morello doğuştan kusurlu bir sağ ele sahipti. Sağ elinin yalnızca yüzük parmağı normaldi. Diğer parmakları doğuştan büzüşük, kullanılamaz haldeydi. Dolayısıyla elinin eksikliğini, kararlılığı, acımasızlığı ve otoritesiyle gidermek isteyecekti. İyi bir organizatör olduğu söylenen genç Morello, okuma yazma bilmesiyle de bölgenin çoğu gencinden ayrışıyordu. Yine de Giuseppe'nin faaliyetleri mafya için çobanlardan sığır çalmaktan öteye gitmiyordu. Fakat bu değişecekti.
Sicilyalı çoğu polisin aksine yozlaşma geçirmez bir kanun adamı olan Giovanni Vella, sığır hırsızlarının peşine düştü ve ciddi bir inceleme başlattı. Hatta Vella baskılarıyla mafya ile çalışan polisleri bile bastırınca Corleone mafyası Morello'dan aile için bir iyilik yapmasını isteyecekti. Evine yakın bir mekanda meslektaşlarıyla içki içen Vella, evinin önünde Morello ve bir diğer mafya üyesi tarafından pusuya düşürüldü. Açılan ateşle akciğerinden yaralanan Vella hayatını kaybedecekti. Can çekişirken polisler ona kim diye sorduklarında sığırlar diyebilmişti. Sığırlar, yani sığır hırsızları, yani Morello gibi adamlar. Derhal gözaltına alınan Morello kefaletle serbest kaldı. Cinayete görgü tanıklığı edip ifade veren iki sivil de bir kadın olmak üzere bu süreçte öldürülecekti. Sorguda konuşmaması Morello'yu mafya dünyasında güvenilir bir konuma getirdi. Bu konumuyla beraber Morello, Corleone'de yeni bir alana yönelecekti. Kalpazanlık ya da sahte para. O yıllarda kalpazanlık yani sahte para üretip kullanma işi İtalya'da federal düzeyde bir suç değildi. Ayrıca Corleone gibi ücra yerlerin polislerinin yetenekleri kalpazanlık gibi sofistike suçları çözmeye çok da uygun değildi. Büyükşehir Palermo'da zaten yürüyen bir kalpazanlık ağı vardı. Ve Morello aracılığıyla bu ağ şimdi Corleone'ye kadar yayılmıştı. Fakat zamanla polis Palermo'daki şebekeyi çökertmeye başladı ve sonunda Morello da tutuklanmak üzere aranan figürlerden biri haline geldi. İşte bu noktada Morellolar hayatlarını değiştirecek o kararı aldılar. Amerika'ya göç etmek. 1892 yılında Morello ve Terranova aileleri New York'a göçtüler. Baba Bernardo, eşi Angela ve 6 çocuk gemideydi. Bu çocuklar Morello'nun anne öz kardeşleriydiler. 3 kız kardeşe ek olarak 7 yaşındaki Vincenzo, 5 yaşındaki Ciro ve 3 yaşındaki Nicolo da aynı gemideydi. Bu arada Morello'nun Sicilya'da evlendiği eşi Maria da gemidekilerden biriydi. Maria'nın kucağında oğlu Calogero vardı. Calogero yalnızca 2 aylıktı. 19. yüzyılın sonlarında New York'taki en büyük göçmen grupları hala İrlandalılar ve Almanlardı. Az sayıda Çinli, bunlara ek olarak İspanyol ve Rumlar da şimdi göçmen mahallelerinde yerlerini almışlardı. 20. yüzyılın başlarında ise İtalyan göçmen sayısında bir patlama yaşanacaktı. Sayıları New York'ta 150 bini bulacaktı. Aslında New York'a gelen ilk İtalyanlar Kuzey İtalya'nın kalifiye işçileri, ustaları ve zanaatçılarıydı. Kuzey İtalya endüstrileşmiş, gelişmiş bir bölgeydi. Dolayısıyla oradan gelenler nitelikli göçmenlerdi. Fakat 1880'lerde iş değişti. Yiğidin harman olduğu Napoli ve Sicilya bölgelerinden gelen göçmenler yaşadıkları bölgenin fakirliğinden ve imkansızlıklarından ötürü basit işlerde çalışabilecek nitelikteydiler. Yani aslında niteliksiz göçmenlerdi. Esmer tenleri, İngilizce bilmemeleri, yeme içme alışkanlıkları, kan davaları, bıçaklı kavgalarıyla Güney İtalyalılar Amerikan toplumu için ekstrem yani aşırıydılar. Birçoğu bir an önce para biriktirip memleketlerine geri dönme niyetindeydi. Kalıcı olmak gibi bir dertleri en azından şimdilik yoktu. Bu sebeple göçmenlerin çoğu genç erkeklerden oluşuyordu. Amaçları da para biriktirip ailelerine, eşlerine ve çocuklarına para yollamaktı. Ayrıca Sicilya ve Amerika arasında bir istihbarat birliği olmadığından Sicilya'da suç kaydı olan çoğu gangster Amerika'ya kolayca girebiliyor, Sicilya'daki sicilleri genelde problem olmuyordu. Manhattan'daki küçük İtalya pek çok İtalyana ev sahipliği yapan büyük bir İtalyan gettosu haline geldi. Burada bir göz odada bazen 10-15 kişi hamam böcekleri, tahta kuruları ve farelerin arasında çöp yığılı sokakların içinde yaşamak zorunda kalıyordu. Fakat yine de New York'ta kazandıkları en asgari ücret bile Sicilya'dakinin 30 katıydı. Sicilyalı işçiler kendilerine bir padrone bulur, onun bulduğu işlere gider, para biriktirirlerdi. Onlara iş bulan padroneler de komisyonlarını cebe atardı. Bu arada Manhattan'da özellikle East Harlem yani Doğu Harlem bölgesinde Corleonelilerin oluşturduğu bir gettolaşma vardı. Fakat tam Morello Terranova ailesi çalışmaya başladığında 1893 krizi patlak verdi.
1893 paniği de denecek bu olayda büyük buhranın bir provası gerçekleştiği ve ekonomi büyük ölçüde çöktüğü. En az 5 büyük Amerikan bankası batarken pek çok hissenin değeri tabanın altına indi. İki kadın ve 7 çocuklu ailelerine bakmak Terranova ve Morella için zorlayıcı oluyordu. Ayrıca ailede İngilizceyi tek bilen Terranova'nın büyük kızı Lucia'ydı. İtalyan göçmenlerin mesken tuttuğu bir diğer bölge Louisiana'ydı. Bir liman şehri olan New Orleans'da pek çok İtalyana ev sahipliği yapıyordu. Ayrıca bir tarım bölgesi de olduğundan aile Louisiana'ya göçtü. Burada 1894'te tarlalarda işçi olarak çalıştılar. Elbette el işleri, tek eli neredeyse tamamen işlevsiz olan Giuseppe için epey zorlayıcıydı. Onlar tarlalarda çalışırken çocuklar da kamış kesip toplamakla meşguldü. Aile bir yıl sonra buradan Dallas, Texas'a göçtü. Burada da Texas'ın pamuk tarlalarında çalıştılar. Ayrıca Texas'ın havası ve iklimi de Sicilya'ya benziyordu. Tam 2 sene burada çalışan Terranova Morello ailesi ekonomik olarak aradığını bulamadı. Ailede hemen herkes sıtmaya yakalandı. Ayrıca rivayetlere göre bu bölgede yanında yaşadıkları diğer Sicilyalılarla sorunlar yaşadılar. 1897'nin ilk aylarında Terranova Morello ailesi Manhattan'a geri döndü. Bu dönüş kesin bir dönüş olacaktı. Bu süreçte New York'un İtalyan nüfusu tam 3 misli artmıştı. 1900 yılında sayıları 200 bin olacaktı. Little Italy, East Harlem ve Greenwich Village gibi bölgelerde yeni İtalyan gettoları oluştu. Ki takipçilerimiz bilecektir, bu bölgeler ileride Genovese ailesinin güç merkezleri olacaktı. Ekonomi de düzelmekteydi. İtalyanlarla beraber limon, zeytinyağı, enginar, şarap gibi ürünlerin ticareti başladı. Artık İtalyan manavlar, ayakkabıcılar, bankerler ve diğer işletmeciler her yerdeydi. Yine de Little Italy, bıçak kavgalarının yaşandığı, hırsızlık ve gaspın yaygın olduğu belalı bir yerdi. Dolayısıyla işletmecilerin güvenliğe ihtiyacı vardı. Yani daha doğrusu koruma parası ödemek zorundaydılar. Ayrıca artık zengin göçmenler de muhitin müdavimiydiler. Ve bunlar Black Hand yani kara el denen fidyecilerin hedefi olacaklardı. Polis raporlarına göre o yıllarda İtalyan mahallelerinde işlenen 250 suçtan yalnızca biri polise ihbar ediliyordu. Güney İtalya'da yaygın olan omerta yani sessizlik kültürü, suskunluk yasası mahallelinin polisle diyaloğunu imkansız hale getiriyordu. Zengin İtalyanlar Black Hand çetelerinin mektuplu tehditlerine maruz kalıyordu. Hatta bu mektuplarla çeteciler kimseyi kaçırmadan direkt fidyelerini istiyor, bazen zahmete girmeden karşılarındakini korkutarak paralarını alıyordu. Mektuplarda kanlı bıçaklar, revolverler, siyah eller, delinmiş kalpler gibi korkutucu ikonlar yer alıyordu. Zaten Black Hand yani kara el kavramı da işte bu kara el çizimleri sonucu gazeteciler tarafından bulunmuştu. Fakat Black Hand'çiler sadece başlangıçtı. Amerikan mafyası Morello ailesiyle yepyeni bir şekil alacaktı. Yine de Morello ve Terranova'lar henüz Amerika'da suça bulaşmamışlardı. New York'ta aile ellerindeki parayı kaldıkları yerlerin kirasına ve Bernardo'nun dekoratif sıva işine ödüyordu. Bu süreçte Ciro, Vincenzo ve Niccolo da okuldan kalan vakitlerinde babalarına bu işte yardım ediyorlardı. İleride alacağı lakabı Clutch Hand yani pençe el veya debriyaj el anlamlarına gelen lakabıyla Giuseppe Morello, üvey babası Bernardo'ya yardım ederken bir yandan da kendi yatırımlarını yaptı. Morello önce bir kömür deposu aldı fakat işleri düzgün gitmedi. Daha sonra Little Italy'de bir bar açtı. Buna bir ikincisi eklendi. Bunlar da zarar edip satılınca son yatırımı hurma fabrikası kurmak oldu. Burası da aylar içinde zararına satılacaktı. 1899 yılında Batık Morello, Sicilya'dan iyi bildiği bir iş alanına yöneldi. Kalpazanlık. Yer üstünde dikiş tutturamayan Morello, bir kez daha yer altına çekilecekti. Ayrıca Corleone'den kalpazanlık yaptığı haydutlar, şimdi Kansas City, New Orleans ve Belle Rose hatta Seattle'a kadar farklı Amerikan şehirlerine yayılmışlardı. Sırf New York'ta kalpazanlığı bilen yüzlerce Sicilyalı haydut mevcuttu. Morello 106. sokaktaki evine ufak bir baskı makinesi kurdu. Ufak tefek dandik bir makine olsa da Morello'ya başlangıç için yeterliydi.
Morella burada bastırdığı paraları, bağlantıları aracılığıyla paranın hızlı aktığı yerlerde, yani barlarda, kumar inlerinde ve restoranlarda bozdurttu. Morello'nun ilk karargahı işte bu ev olacaktı. Morello'nun bu ilk çetesinde parayı dağıtma görevi genç Sicilyalı Calogero Maggiore'deydi. Maggiore parayı birkaç Sicilyalı ve çoğunluğu İrlandalı olan haydutlara verecek, onlar da mekanlarda sahte paraları bozduracaklardı. Böyle yaklaşık 8-10 haydut Morello'dan %60 indirimle sahte paralar satın aldılar. İşin gerisi onlardaydı. İşte bu süreçte Morello karanlık yüzünü gösterecekti. Adamlarından birinin sevgilisi olan İrlandalı genç kız Molly Callahan, sahte paraların basıldığı evi temizlemek ve yemek yapmakla görevliydi. Kalpazanlık hakkında hiçbir fikri olmayan genç kız, bir gün girmemesi gereken bir odaya girdi ve baskı makinesini gördü. Ve o günden sonra sırra kadem bastı. Morello, sırrının ortaya çıkmaması için son derece acımasızca bir tedbir almıştı. Fakat soruşturma yapan polisler 106. sokaktaki evde ne bir baskı makinesi ne de bir ceset bulabildi. Birkaç ay yer altına çekilen Morello Mart'ta tekrar iş başındaydı. Amerikan gizli servisi ve polis New York'ta gitgide yayılan sahte paraların izini sürmeye başladı. Morello'nun İrlandalıları da ötmeye başladılar. Sonunda polis örgütün izini genç Calogero Maggiore'ye kadar sürmeyi başardı. Calogero cebinde sahte paralarla yakayı ele verdi fakat çenesini kapalı tuttu. Yine de iş sonunda Morello'nun tutuklanmasına kadar geldi. ABD topraklarında ilk kez tutuklanan Morello üstünde hiçbir sahte parayla yakalanmamıştı. Dolayısıyla ajanlar onun elebaşı olduğunu sezseler de ellerinde net bir delil yoktu. Kız arkadaşı öldürülen İrlandalı Gleason onu çete reisi olarak teşhis etse de deliller yetersizdi. Tutuklanma Morello'ya büyük bir ders oldu. Operasyonunda hiç tanımadığı, referanssız şekilde çalıştırdığı kimseye güvenemeyeceğini anlayan Corleone'li, şimdi tepeden tırnağa yeni bir organizasyon kuracaktı. Ve kuracağı bu örgütte yalnızca hemşerileri, hatta mümkünse yalnızca Corleone'liler yer alacaktı. Her ne kadar Charles Matranga, New Orleans'ta ilk mafya yapılanmasını 1800'lerin son yarısında kurmuş olsa da bu aile kalıcı olmadı. Fakat Morello'nun kuracağı ailenin ömrü 100 yılı aşacaktı. Morello, ailesinin üst rütbeleri için akrabaları ve Sicilya Corleone'den tanıdığı kişileri seçti. Daha alt rütbelerde ise Corleone'li olmasalar da en azından Batı Sicilyalı, yani aynı kültürden, aynı yöreden insanlar seçilecekti. Morello ailesine kurmay olacak herkesin Corleone'den referansı olması gerekiyordu. İşte 1903'e kadar bu düsturla kurulan aile, Batı Sicilyalı alt rütbeli elemanların da katılımıyla yaklaşık 30 üyeye ulaştı. Bu işte üvey babası Bernardo Terranova Morello'ya hiç karışmadı. Aile içinde de onun liderliğine itiraz edecek kimse yoktu. Morello kayıtsız şartsız patrondu ve diğerleri ona itaat ettiler. Anne öz kardeşleri Vincenzo, Ciro ve Nicolo hala çocuk yaştaydı. Fakat ileride onlar da bu ailenin önemli üyeleri haline geleceklerdi. Ciro şimdileri Morello'nun açtığı spagetti restoranında garsonluk yapıyordu. Bu dönemde Morello'nun yegane kas gücü İtalyan Deniz Kuvvetleri'nin de eski bir üyesi olan Vito La Duca'ydı. Sicilya'da 7 yıllık hapis cezasından kaçan La Duca, çetenin çoğu üyesinden yaşça büyüktü. Acımasızlığı ve gücüyle Morello'nun takdirini kazanmıştı. La Duca, kalpazanlık işinde de kilit roldeydi. Sürekli New York-Pittsburgh arası seyahat ediyor, Morello'nun sahte paralarını Pensilvanya'daki Sicilyalılara kadar ulaştırıyordu. Acımasız La Duca, bir keresinde zengin bir İtalyanın 8 yaşındaki oğlunu alıkoymuş, tam 15 bin dolar fidye almıştı. Giuseppe Lalamia ve Loboido kardeşler de Morello ailesinin erken dönem teğmenleri haline geldiler. Bu adamlar Morello'nun yanına geldiklerinde Sicilya'dan hatırı sayılır kişilerin referans mektuplarını Morello'ya verdiler. Pençe El Morello onları ancak bu şekilde ailesine kabul etmişti. Gerçekten de Sicilyalı gangsterler posta, telgraf ve mektuplar yoluyla ta Sicilya'daki köylerinden namlı kişilerden kendilerine referans olmalarını istiyordu. Hatta bazen bu mektuplar Amerikan şehirleri arasında da taşınıyor, yüzlerce kilometre yol kat ediyordu.
Sicilyalı göçmenler arasında özellikle bir tanesi Morello da dahil herkesin saygısına sahipti. Sicilya içlerinden bir mafya reisi olan Vito Cacioferro, Don Vito referanslı bir mektuba sahipti. Don Vito Ferro burada yani New York'ta kalpazanlık faaliyetleri yürüttü ve Morello'nun da operasyonuna katkıda bulundu. Fakat tüm bu kişilerden farklı bir adam, Morello'nun hayatına girecek, Morello ailesi için en az onun kadar kilit bir isim haline gelecekti. Palermo doğumlu Ignazio Lupo ya da ileride alacağı lakapla The Wolf yani Kurt Lupo. Lupo Morello'dan 10 yaş gençti. Ondan daha az tecrübeye sahipti. Fakat Morello'da olmayan vizyona, zekaya, hayal gücüne ve sofistike suçlara yönelik yeteneğe sahipti. Yalnız zekasıyla değil, giyim kuşamı, tarzı ve karizmasıyla Lupo diğerlerinden ayrışıyordu. Rivayete göre sert duruşunun yanında son derece ince, hatta efemine bir sesi sahip Lupo, gözleri hızlıca yaşaran, duygusal bir profildi. Fakat Lupo'nun tahmin edilemez, kestirilemez bir acımasızlığı ve şiddet potansiyeli vardı. Bu sert tarafı sebebiyle New Yorklular ona The Wolf yani Kurt Lupo adını verdiler. Lupo Sicilya'dayken 18 yaşına geldiğinde babası ona bir kıyafet dükkanı açmıştı. Rivayete göre bu yıllarda bölgenin şantaj tarzı suçlar işleyen bir çetesine de mensup olan Lupo, 1898'de yaşanan bir olay sebebiyle İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı. Fiyat kırdığı iddiasıyla dükkanını basan bir adam, Lupo'ya bıçak çekince Kurt revolveriyle bu adamı öldürdü. Yani en azından anlatılan hikaye böyleydi. Önce Liverpool'a yani İngiltere'ye, oradan Montreal, Kanada'ya ve sonunda Buffalo, New York'a varan Kurt Lupo, İtalya'da cinayetten gıyabında 21 yıl hapis cezası almıştı. Dolayısıyla işlediği suç nefsi müdafaa olmayabilir ve büyük ihtimalle de değildi. Aileden zengin Lupo, Sicilya'dan ithal ettiği zeytinyağı, peynir ve şarap gibi ürünleri Brooklyn'de satmaya başladı. 1901 yılında Manhattan'da Little Italy'nin tam ortasında büyük bir market açtı. Hatta toptancılık işine de girdi. Hatta Lupo'nun sattığı ürünlerin kalitesi o dönem New York Times köşe yazılarında bile değinilen bir konu olmuştu. Fakat Lupo'nun bu temiz iş adamı ayaklarının ardında daha karanlık gerçekler yatıyordu. Lupo işini büyütmede Morello ailesini arkasına almıştı. Karşılığında da aileye yepyeni bir operasyon merkezi tedarik etmişti. Lupo'nun marketlerinde Morello çetesinin haraç isteyeceği zengin İtalyanlar tek tek fişleniyor yani belirleniyor ve hedef oluyorlardı. Ayrıca iki adam yani Morello ve Lupo birbirini tamamlıyordu. Palermo'lu Lupo iş zekasına sahip, iyi giyinen, çevresini etkileyen şehirli bir figürdü. Corleone'li yani köylü Morello ise gölgelerde yaşayan, gerekmedikçe yüzünü göstermeyen, Sicilyalıların korktukları, itaat ettikleri bir güçtü. Lupo Morello'ya özellikle parasını nasıl yöneteceği, illegal gelirlerini nasıl değerlendireceği konularında yardımcı olacaktı. Ve iki adam arasındaki bu ittifak Lupo'nun Terranova kardeşlerden Salvatrice ile evlenmesiyle akrabalığa dönüştü. Çift ileride 5 çocuk sahibi olacaktı. Ve böylece Lupo, Morello ailesinin damadı olmuştu. Morello aile hayatında talihsiz bir adamdı. İlk eşi Maria 1898'de ölmüştü. 29 yaşındaki genç kadın Texas'ta kaptığı sıtmayı atlatamamıştı. 2 yaşındaki oğulları Calogero böylece öksüz kaldı. Annesi Morello'ya ta Sicilya'dan görücü usulü bir gelin buldu. Böylece Sicilya'dan gelen Lina ile evlendi. Lina Amerika'ya 400 dolara denk gelen bir çeyiz parasıyla gelmişti. Lina'nın ailesi Salemiler, yeraltı dünyasına bağlıydı ve bu evlilik onlarla Morello Terranova ailesi arasında yeni bir ittifaka neden oldu. Morello'nun bu evlilikten 3 kızı ve bir de oğlu olacaktı. Morello'nun yeni eşi Lima, okuma yazma bilen, akıllı, biraz da öfkeli bir kadındı. Morello onu mutlu etmek için 107. sokakta büyük bir eve taşındı. Lina da Morello'nun hayatını yoluna koymasını, kendine daha iyi bakmasını sağlayacaktı. Bu süreçte Lupo'nun işleri iyi gitti. Marketleri İtalyan Harlem'ini aştı. Brooklyn'e kadar uzanan bir zincire dönüştü. Tabii bu zincir büyürken zengin müşterileri tespit etme ve onları Black Hand mektuplarıyla tehdit edip fidye alma işi de büyümüştü.
Toptancılık da yapan Lupo yine tehdit yoluyla birçok market sahibini mallarını fahiş fiyattan almak zorunda bıraktı. Tehditler o dönem mal taşımada önemli olan atları öldürmek, dükkanları bombalamak, hatta evlere saldırmaya kadar uzanıyordu. Morello ve Lupo yüzünden birçok esnaf iflas etti. Hatta ikili Brooklyn'li bir kasabı ödeme yapmayı reddettiği için acımasızca öldürdü. Bu iki Sicilyalı, alın teriyle çalışan hemşerilerinin hayatlarını mahvetmeye, parazitler gibi onlardan beslenmeye devam etti. Zaten Amerika'da da her yerde olduğu gibi mafyanın yaptığı buydu. Bu arada Morello kalpazanlık işine devam etti. Fakat gizli servisin baskısı artmıştı. Morello bu kez sahte parayı İtalya'ya gönderip oradan tekrar Amerika'ya sokmanın takibe takılmamak için en iyi yöntem olacağını düşündü. Böylece para kendisine kadar takip edilemeyecekti. Lupo zaten İtalya'dan ithal mallar getiriyordu. New York'tan gemilerle İtalya'ya gönderilen para, Lupo'nun sipariş ettiği zeytinyağı varilleri ve benzer ürünlerle Amerika'ya geri sokuldu. Ayrıca gemilerle para Pittsburgh, New Orleans gibi pek çok farklı şehre rahatça dağıtılabiliyordu. Morello ve Lupo operasyona doğrudan dahil bile olmuyorlardı. Böylece polis takibine takılmıyorlardı. İlerleyen yıllarda da Morello örgütünden yakalananların çoğunluğu Omerta kültüründen geldikleri için polise ötmediler. 3-5 yıl hapis cezası alıp cezalarına yatmaya başladılar. İşte bu süreçte girişte de bahsettiğimiz varil cinayeti yaşandı. Benedetto Madonia, Morello'nun Pittsburgh'da tutuklanan iki adamının serbest bırakılması için gereken rüşvetleri ödemekle görevlendirilmişti. Fakat Morello'dan yeterli parayı alamayınca ona öfkesini ifade eden bir mektup gönderdi. Morello'yu adamlarını yeterince umursamamakla suçladı. Ayrıca Madonia'nın kayınbiraderi de tutukluydu. Madonia bu adamın mahkemesi için New York'a 2000 dolar para gönderdi. İşte Morello patron olması gerekçesiyle bu paraya çökünce Madonia Morello ile yüz yüze görüşme istedi. Madonia New York'a geldiğinin ilk haftasında yemek yediği taverna tipi mekanda alıkonacaktı. Morello'nun çetesinin kas güçlerinden The Ox yani öküz lakaplı Tommaso Petto ki devasa kuvvetli bir adamdı ve rivayete göre Morello'nun ta kendisi tavernaya gelmiş Madonia'yı alıp gitmişti. Madonia alıkonmaya itiraz etmedi. Tavernadaki diğer İtalyanlarsa olaya tamamen kayıtsız kaldılar. Herkes Morello'nun kim olduğunu ve Madonia'nın işaretli bir adam olduğunu biliyordu. Yani durum Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanını aratmayan bir durumdu. Dışarıda izbede iki adam Madonia'yı tutarken bir üçüncüsü sustalı bir bıçakla Madonia'nın gırtlağını tek hamlede kesti. Acımasızca infaz edilen Madonia'nın cesedi girişte de bahsettiğimiz gibi parçalanmış halde bir varilin içinde bulunacaktı. Ceset kasıtlı olarak yani bulunması için sokağa bırakılmıştı. Gazetelerde The Barrel Murder yani varil cinayeti adını alan cinayet medyada büyük ses getirdi. İnceleme yapan gizli servisi polis Madonia'nın Morello ailesi bağlantısı olduğunu öğrendi. Giuseppe Morello ve Kurt Lupo da dahil ailenin tam 13 üyesi derhal tutuklandı. Mahkemeye bir yığın Sicilyalı katılıp hakime hakaretler etti. Hatta bazıları hakime öleceğini ima eden hareketler bile yaptılar. Morello, Madonia'yı tanımadığını söyledi ve pahalı bir avukat tuttu. Fakat gizli servis, Morello'nun Madonia'yı tanıdığına dair bazı yazışmaları ele geçirmişti. Morello, Madonia'yı tanımadığını söylese de deliller onu yalanlıyordu. Madonia'nın oğlu da mahkemeye şahit olarak katıldı. Bir başka net delil de öküz lakaplı Petto'nun üstünde bulunan değerli bir cep saatiydi. Madonia'nın eşi, kocasının tıpatıp benzer bir saate sahip olduğunu daha önce söylemişti. Böylece polis ve mahkeme ipuçlarını bir araya getirdi ve Petto cinayetin ana şüphelisi haline geldi. Varil cinayeti süreci Morello'yu yeni tedbirler almaya etti. Soğukkanlı bir hesapçı olan Morello kendi adamlarını öldürmekten çekinmiyordu ve bu kez örgüt içi disiplini sağlamak için yine cinayete başvuracaktı. Varil cinayetiyle alakalı Morello içeriden birilerinin bir hainin gizli servise bilgi verdiğine inanıyordu.
Dolayısıyla 1903 sonbaharı Morello ailesinde kanlı bir yaprak dökümüne sahne olacaktı. İlk ölen gizli servise öttüğünden şüphelendiği Sicilyalı Salvatore Especiale oldu. Especiale bir hain olmasa da öldürüleceğini anlamış ve Napoli'ye giden bir gemi bileti almıştı. Fakat infaz edilmekten kurtulamadı. Öküz lakaplı Tommaso Petto, dikkatsizliğinin bedelini ölümle ödeyecekti. Belki de cinayetin ana şüphelisi olarak serbest kalması, ki bu Amerikan hukuku açısından da bir fiyaskoydu, Morello'nun dikkatini çekmişti. 21 Ekim akşamı işten eve dönen Petto, tam 5 uzun namlulu tüfek mermisiyle infaz edildi. Kuvvetli iri yarı haydutun göğsünde 5 devasa delik açıldı. İnfaz listesinin bir sonraki ismi Morello ailesinin erken dönem teğmenlerinden Vito Laduca oldu. Bu süreçte Sicilya'da olan Laduca, Palermo'nun mahallelerinden birinde vurularak öldürüldü. Ohio'da yine Morello bağlantılı bir gangster daha infaz edildi. Akabinde bir kasap olan Giovanni Zacconi adlı bir başka Sicilyalı da öldürülmüştü. Rivayete göre Zacconi, Madonna'nın cesedini kesip varile tıkan kişiydi. 7 adam pompalı tüfeklerle Zacconi'yi resmen kevgire çevirmişti. İşte tüm bu infazlarla varil cinayetinin tüm tanıkları yok edildi. Sonrasında inceleme durduruldu ve dosya rafa kalktı. Yine de Morello bu olay nedeniyle yakın takibe alınacaktı. Artık hızlı yürüyor, saklanıyor, gideceği yere farklı yollardan gidiyordu. Ayrıca Morello alacağı mektupları da kendi evine değil, farklı kişilerin adamlarının evlerine gönderterek gizli servisin takibini atlatmayı amaçladı. 1903 ila 1907 yılı arasında New York'ta Black Hand'e bağlı suçlar, bombalamalar, bıçaklamalar tam 4 kat arttı. Polis gücü bu artış karşısında daha çok İtalyan polisi istihdam etti. Bunlardan biri olan Joseph Petrosino, mafya ile mücadele konusunda son derece kararlı bir polisti. Hatta Petrosino önderliğinde polis içinde bir İtalyan birimi bile oluşturuldu. Petrosino, Napoli'de cinayetleri olan önemli bazı Camorra patronlarını yakalayıp hapse tıkmıştı. Petrosino bir noktadan sonra Lupo'nun toptancısını yakın takibe aldı ve ajanları da Morello'yu an be an takip ettiler. Hatta New York dışına yaptığı seyahatlerde bile Morello'nun ensesindeydiler. Ve 1903'te Morello'nun nüfuzu Little Italy'nin yani Manhattan'ın ötesine geçmezken, şimdi şehrin hatta Amerika'nın tüm İtalyan mahallelerine kadar uzanan geniş bir etki sahasına sahipti. Elbette başka İtalyan gruplar da vardı. Bir diğer Manhattanlı grup, kendine Paul Kelly diyen Paolo Vaccarelli'nin Five Points çetesiydi. Ki Lucky Luciano, Al Capone ve daha pek çok suç figürü bu gruptan çıkacaktı. Fakat Five Points şimdilik Morello'lar kadar organize değildi. Dolayısıyla onlar kadar nüfuzlu olamadılar. Five Points çetesinden birçok isim Morello ailesine girdi. Hatta rivayete göre liderleri Kelly bile şimdileri Morello'nun koruması altındaydı. Çünkü Morello ailesi Giuseppe Morello'nun kesin liderliği ve Kurt Lupo'nun as başkanlığıyla güçlü, kompakt ve organize bir gruptu. Ve şimdileri Terranova kardeşler yani Vincenzo, Nicola ve Ciro'nun katılımıyla aile büyümüştü. Terranova kardeşler de örgüt için pek çok cinayet işlediler. Elbette emirler daima tepeden yani Morello'dan geliyordu. Hatta Morello adamlarına silah tedarik edip onlara atış talimi dahi yaptırtıyordu. Rivayete göre bu erken dönemde aile üyeleri liderlikten cüzi bir miktar haftalık da almaktaydı. Morello ailesi 9 esas üzerine inşa edilmişti. Başka bir aile üyesine hakaret etmek veya Morello'dan habersiz New York'tan ayrılmak para cezasına tabiydi. Yalan söylemek ve bir başka aile üyesine silah çekmek aileden ihraç sebebiydi. Aile üyeleri kazançlarının 5'te 4'ünü Morello'ya ödemek zorundaydı. Aile içi toplantılar patron en az bir gün öncesinden haber vermesiyle yalnız patronun emriyle gerçekleşirdi. Katılım zaruriydi. İleride itirafçı olacak Nicola Gentile'nin ifadelerine göre Morello, Amerika'daki tüm İtalyan mafyası için en saygın patron haline gelmişti. Morello artık patronların patronuydu. Gentile'nin ifadelerine göre New York, New Orleans, Philadelphia, Pittsburgh, Chicago, Kansas City, San Francisco, Cleveland, St. Louis,
Los Angeles ve Buffalo'da benzer aileler yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Morello diğer ailelerin aralarındaki meseleler, genel kurallar, işbirlikleri gibi konularda tavsiye vermek, yönlendirme yapmak için bu şehirlere mektuplar gönderiyor, özellikle de New Orleans'a ara ara ziyaretlerde bulunuyordu. Aslında ileride mafya komisyonu denecek yapı da bu yıllarda mevcuttu. Fakat son haline göre çok daha basit bir yapıydı. Morello patronların patronu olsa da çoğunlukla diğer ailelere müdahale etmiyordu. Genel olarak tavsiye ve rica boyutunda bir nüfuzu vardı. Mafyanın bu erken döneminde az sayıda ailenin babalarının oluşturduğu bir konsey ve 150 mafya üyesinden oluşan güçlü bir meclis olduğu rivayet edilmektedir. Bu yıllarda konseyin üyeleri genelde okuma yazma dahi bilmeyen mafya reisleriydi. Fakat yine de konsey büyük mafya savaşlarının başlamasının önüne geçiyor, meseleleri masada çözüyordu. Yani yaygın kanının aksine mafya komisyonu Lucky Luciano tarafından bulunmuş bir masa değildi. Bu konsey ileride Salvatore Maranzano ile beraber bir komisyon haline gelecek ve Lucky Luciano ile son halini alacaktı. Morello ailesi bu süreçte büyüyen İtalyan nüfusundan haraç kesmeye, koruma parası almaya, hatta Black Hand tarzı fidye suçları işlemeye devam etti. Sahte para yani kalpazanlık operasyonu sürüyordu. Ayrıca sigorta dolandırıcılığı da Morello'ların operasyonları arasındaydı. Bu işin ustası ailenin üyelerinden Lupo'nun akrabası olan Antonio Cecala'ydı. İşleyişte Morello ailesi iş yeri sahiplerine pahalı yangın sigortaları yaptırmaya zorluyordu. Daha sonra sigortayı alan dükkanlar Cecala tarafından kundaklanır, sigorta parasının da büyük kısmı Morello ailesinin cebine girerdi. Cecala bu iş için gliserin kullandığını söyleyecekti. Böylece iz bırakmadan kundaklama yapıyordu. Tabii Morello bu süreçte polisler, dedektifler ve diğer pek çok yetkiliyi rüşvetleriyle hizada tutuyordu. Bu arada Terranova kardeşler de işleri büyüttüler. Vincenzo buzdolabı öncesi dönemin popüler işlerinden olan buz kalıbı işine girdi. Ciro meyve sebze sektöründe büyüyecek, ileride Artichoke King yani enginar kralı lakabını alacaktı. Sadece Nicolo'nun kendi işi yoktu. Fakat doğal bir lider olan Nicolo, tüm operasyonun yürümesinde kilit rol oynuyordu. Üvey ağabeyi Morello'ya da mali işlerde desteği büyüktü. Bu arada Morello da yatırımlarını büyüttü. Bir spagetti restoranı, berber ve iki ev satın alarak kiraya verdi. Kurt Lupo'nun da tavsiyesiyle ikili inşaat işine girerek Manhattan'da göçmenlere kiralanmak üzere bina inşa etmeye başladılar. Hatta daha sonra bu inşaat işini bir kooperatife dönüştürdüler. Elbette Morello kooperatifin kasasının başına geçti. Kooperatifin esas amacı iki büyük bina yapmaktı. 1906'da bu binalar tamamlandı fakat kooperatife yatırım yapanlar yatırımlarına geri dönüş alamadılar. Morello ve Lupo mortgage alarak daha büyük binalar inşa etmeye devam etti. Bu kez kooperatif fonlarının çoğunu mafya üyeleri satın almıştı. Hatta New York dışında ta Mississippi'de bile yatırımcıları vardı. Bu dönem Lupo'nun evlerinin net değeri 110 bin dolar, yani bugünün parasıyla 4 milyon doların üzerindeydi. Lupo ile Morello arsaları fahiş fiyattan almışlardı. Daha çok göçmenin New York'a geleceğini öngörerek zararına da olsa arsa satın aldılar. Fakat 1907'de bir başka büyük kriz gelip kapıyı çalınca inşaat işleri doğrudan yerin dibini boyladı. Tam anlamıyla battılar. 1907 krizinde sırf Little Italy'de tam 5 banka batmıştı. Yüzlerce küçük işletme iflas etti. 1908'de Lupo ve Morello kooperatifi sıfırı tüketmişti. Fakat sorun şuydu ki fonları alan kişiler gangsterlerdi. Dolayısıyla Morello onlara battık deyip işin içinden öyle kolay sıyrılamazdı. Babaların babası da olsa diğer babalar ondan hesap sormaya başladılar. Ve para suyunu çekince ekip tekrar eski suçlara yöneldi. Lupo yeniden tehdit ve haraç işlerine ağırlık verdi. Bu kez İtalyan polis şefi Joseph Petrosino hemşerilerinin tehditlere maruz kalmasına dayanamadı ve Lupo'yu mekanında ziyaret ederek onu uyardı. Hatta rivayete göre münakaşa ettiler ve Petrosino Lupo'yu tek darbede yere indirdi. Yerde de ona sağlam bir dayak attı. Lupo sonunda alacaklılarından kaçmak için saklanıp krediyle manavına 50 bin dolarlık mal sipariş etti.
Malları New Jersey'den alıp Sicilya'ya satmak istiyordu. Yani New York'tan uzaklaşıp para yapmaya çalışıyordu. Fakat Petrosino onun da mallarının peşindeydi. Daha kötüsü alacakları şimdileri Morello'yu ölümle tehdit ediyorlardı. Neticede alacakları da kendi gibi gangsterlerdi. Dolayısıyla Morello tehditleri ciddiye aldı ve para yapmak için en iyi bildiği işe yöneldi. Yani kalpazanlığa. Kalpazanlık kararı Morello'yu hiç düşünemeyeceği bir noktaya getirecekti. Aslında her şey Kalabriyalı, kültürlü, hayatında kanunları hiç çiğnememiş bir adam olan Antonio Comito'nun New York'a gelmesiyle başlayacaktı. Comito, Latin Amerika'da 7 yıl geçirmişti. Napoli ve Sicilya gibi fakir olan Kalabriya bölgesinden geliyordu. Comito öğretmen olarak çalışmıştı. Hatta Brezilya'da İtalyan konsolosunun yanında bile çalışmışlığı vardı. Fakat Morello ailesi için onu değerli yapan matbaacılık deneyimine sahip olmasıydı. Latin Amerika'da yeniden işsiz kalan Comito sonunda New York'a göçtü ve burada ağabeyinin yanında yaşamaya başladı. Kendi gibi 30'lu yaşlarında bir İtalyan kadın olan Katrina ile burada tanıştı ve evlendi. New York'ta Sons of Italy yani İtalya'nın evlatları adlı bir derneğe katıldı. İşte dernekteki insanlar sonunda onu başka bir matbaacı ile tanıştırdılar. Sözüm ona bu matbaacının adı Antonio Cecala'ydı. Yani Morello için dükkanları kundaklayan gangster Cecala. Fakat Comito henüz ne onu ne de Morello'yu tanıyordu. Kim olduklarından, mafyadan veya kalpazanlıktan habersizdi. İş vaadiyle kendisi ve eşi sonunda kendilerini bir araçta New York'un kırsalına seyahat ederken buldular. Cecala ve Salvatore Cina adlı başka bir gangster onları izbe bir yere götürdü ve yaşayacağınız yer burası dedi. Comito ve eşi kaçamayacaklarını anladılar. Bu çiftlik benzeri evde yemek yapmak, etrafı temizlemek ve en önemlisi de sahte para üretmek zorundaydılar. Comito başta Cecala'ya para basmayı bilmediğini söylediğinde Cecala ona basmazsan ölürsün demişti. Cecala ayrıca bunun 20 kişilik bir operasyon olduğunu, Comito ve Katrina'nın mafya üyesi gibi saygı göreceklerini ve sürecin sonunda milyonluk olacaklarını söylemişti. Fakat Comito'nun ömrü boyu mafyaya hizmet edeceğini de eklemişti. Basım evine gelen bir başka gangster Zu Vincenzo yani Vincenzo amca denen iri yarı kaslı bir Sicilyalıydı. Böylece evin nüfusu 6'ya çıktı. Basım yaptıkları bir günse Vincenzo'nun anlattığı bir hikaye Comito'nun nasıl adamlar arasında kaldığını özetler nitelikteydi. Vincenzo Sicilya'da bir çobanken iki adam ondan öküz almak istemişti. Vincenzo fiyatı söyleyince adamlardan biri para çıkarıp ona gösterdi. İşte bu anda parayı görür görmez Vincenzo hiçbir şey söylemeden tüfeğini eline almış, iki adamı da orada öldürmüş ve paralarını da almıştı. İşte Comito, böyle korkunç adamların arasında yanında eşiyle oldukça zor bir durumdaydı. En ufak hatasında eşinin ve kendisinin sorgusuz sualsiz katledileceğinin farkındaydı. Comito ve bir diğer ustanın bastığı paralar Cecala ve diğerleri tarafından taşınıyor, piyasaya sokuluyordu. Bu adamlar sahte parayı Chicago, Cleveland, Pittsburgh gibi şehirlere kadar taşıyorlardı. Sahte paralar Amerika'nın her yerindeydi. Fakat İtalyan polis şefi Joseph Petrosino Morello örgütünün peşindeydi. Petrosino bu adamların suçlarını kanıtlayarak onların İtalya'ya geri gönderilmelerini garantileyeceğini biliyordu. Onun hesabına göre şimdi sırf New York'ta yaklaşık 5000 kriminal sokakta elini kolunu sallayarak gezmekteydi. Bunu bilen Petrosino çılgınca bir plan yaptı. Sicilya'ya gidip bu suçluların suç kayıtlarını ele geçirecekti. Cesur yürekli bir adam olan Petrosino gizlice Roma'ya indi. Palermo'da kendi adına bir otele kayıt yaptırdı. Hızlıca işlerini halledip Sicilya'yı bir an önce terk etmek istiyordu. Fakat Petrosino'nun İtalya'ya gelişi bir gazete makalesinde yer almış, peşine düştüğü Napoli mafyası çok geçmeden onun varlığından haberdar olmuştu. İşi iki Sicilyalı'ya ihale ettiler. 1909 yılının 12 Mart gecesi Petrosino kendisine bilgi verecek bir muhbiri beklerken iki Sicilyalı onu suratından vurdu. Petrosino karşı ateş açacak kadar hızlıydı. Fakat isabet ettiremeden hayatını kaybetti.
Lupo ve Morello şimdilik rahatlamıştı. Böyle bir cinayeti Amerika'da asla işletemezlerdi. Fakat iş onlardan uzakta Sicilya'da olup bitmişti. Lupo, Vincenzo amcayla bu cinayeti kutlamak için Komito'nun kaldığı gizli basımhaneye geldi. Çete günde 500 adet kağıt para basıyordu. Kısa zamanda 20.400 dolar değerinde para bastılar. Morello'nun hedefi totalde 5 milyon dolar değerinde para basıp operasyonu durdurmaktı. 1909 yılının 5 milyon doları 2024'ün 168,5 milyon dolarına denk bir paraydı. Fakat Komito kendine vaat edilen parayı bir türlü göremedi. Bu gidişle çektiği tüm eziyetin karşılığı 3 kuruş para olacaktı. O kadar az kazandı ki eşi Katrina'ya bir çift ayakkabı dahi alamayacak durumdaydı. Hatta bastığı Kanada dolarları kalitesiz çıkınca çete üyeleri boğazına bıçak dayayıp onu tehdit bile ettiler. Onu doğrayıp karısına yedireceklerini söylemişlerdi. Fakat suç Komito'da değildi. Basımhanenin baskı makineleri dandik, ufak makinelerdi. Morello bunu bildiği için Komito'nun başına bir şey gelmemesini sağladı. Sonuçta ekip 100 bin dolarlık üretim yaptı ve üretime ara verme kararı alındı. Komito kendisine vaat edilen 500 dolardan yalnızca 40 dolar alabilmişti. Bugün bu para yaklaşık 1300 dolara denk gelmektedir. Fakat iyi haber Komito'nun şimdilik eşiyle beraber serbest kalmasıydı. Derhal New York'a dönen Komito burada gerçek bir matbaada iş buldu. Elbette bu Morello'nun ikinci bir emrine kadardı. Emir üzerine Komito tekrar mafyaya hizmet etmek zorunda kalabilirdi. Elbette sahte paralar da yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ülkenin dört bir yanından bir sürü banka, gizli servise tomar tomar sahte para gönderdi. Birkaç dağıtımcı yakalandı. Bunlardan biri olan Sam Locino adlı bir Sicilyalı suçüstü yakalanmıştı. Güvensiz, hapisten korkan bir adam olan Locino, mahkemede görünmeme ve adının medyada yer almaması karşılığı işbirliği yapmaya karar verdi. Locino'ya işaretli paralar veren gizli servis, bunları sirkülasyona sokturdu ve sonunda Lupo'nun toptancısına kadar izleri takip etti. Sonunda Antonio Cecala'nın da işin parçası olduğu ortaya çıktı. Yani Morello'nun kalpazanlık piramidi ifşa olmuştu. Hatta Cecala'nın New York kırsalındaki çiftliği de böylece izlenmeye alındı. Çok geçmeden polis, Morello, Lupo ve ailenin önde gelen tüm kalpazanlarını tutukladı. 1909'un Aralık ayında gizli servis, Komito'nun basım işinden sorumlu olduğunu öğrendi. Calabria'nın evi aransa da hiçbir suç delili bulunmadı. Fakat baskılar sonucu zaten Morello ailesi tarafından mağdur edilen yani aylarca alıkonan ve 3 kuruş para verilen Komito itirafçı olmaya karar verdi. Komito'nun 100'den fazla sayfayı kaplayan ifadeleri meyvelerini verecekti. Giuseppe Morello 25 yıl hapis ve kürek cezasına, Lupo da aynı şekilde 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O zamanlar mahkumlar taş kırmak gibi işlerde zorunlu olarak çalıştırılıyordu. Mahkemede Morello aldığı ceza kendisine İtalyanca'ya çevrilerek söylenince şokun etkisiyle bayıldı. Duygusal bir duası olan Lupo ise cezasını gözleri dolarak karşıladı. İki adam da aldıkları cezaya inanmakta zorluk çekiyordu. Cecala, Sina ve diğerleri de 15'er yıl hapis cezası aldılar. Cezalar Amerika'da o güne kadar kalpazanlığa verilen en ağır cezalardı. Bu arada Calabria'lı Komito'nun başına da mafya tarafından tam 2500 dolar ödül kondu. Hapiste tek elini kullanamaz haldeki Morello taş kırmak yerine terzi atölyesine verildi. Morello'nun çıkması için en erken tarih şartlı tahliye halinde tam 17 yıl sonra yani 1926'da gelecekti. Lupo içinse bu tarih 1930'du. Terranova kardeşler ağabeyleri ve Lupo'yu hapisten çıkarmak için politik baskı dahil her yolu denediler. Hatta onları hapisten kaçırmayı bile düşündüler. Fakat hepsi nafileydi. Morello ve Lupo yani ailenin en büyükleri uzun yıllar dönmemek üzere hapsi boylamıştı. Bu arada itirafçı Antonio Komito önce Meksika'ya oradan da Güney Amerika'ya döndü. Mafyaya verdiği tüm zarara rağmen burnu bile kanamadan yaşamına devam edecekti. Yani gizli servis bir yerde ona verdiği sözü tutmuştu. Fakat tüm sadakat yeminlerine karşın Terranova kardeşler Morello'nun ve Lupo'nun eşlerine adam akıllı destek olamadılar. Anlatılanlara göre iki kadın da çalışmak, çocuklara da kendileri bakmak zorunda kaldı.
Morello ve Lupo ise hapiste depresyona girdi. Kaybettikleri güç ve para iki Sicilyalıyı intiharın eşiğine getirdi. Mafyanın, kirli adamların sadakat yemini işte bu kadardı. Kardeşlik yemini Morello gücünü kaybeder kaybetmez unutulmuştu. Kendilerine Man of Honor yani onurlu adamlar diyen adamların yeminleri aslında sadece ikiyüzlülük ve menfaat üzerine kuruluydu. Rivayete göre Morello, polis şefi Petrosino'nun katillerini ifşa etmesi karşılığında devletle anlaşmaya dahi yöneldi. Bunu duyan Lupo da aynını yapmayı düşündü. Fakat dışarıda mafya onların da ailelerini tehdit edince ikisi de bundan vazgeçtiler. Birkaç ay içinde intikam cinayetleri başladı. Polise öten Locino bir cinayet teşebbüsünden yaralı kurtuldu. Morello'lara ihanet ettiği düşünülen bir manav ve bir diğer mafya üyesi bu süreçte öldürülecekti. Fakat aile kötü durumdaydı. 1911'de temiz şansı da ortadan kalkınca 110 kişilik ailenin sokakta kalan 65 üyesi diğer çetelerin hedefi haline geldi. Nedendir bilinmez fakat Morello aileyi yönetmeleri için Lomonte kardeşleri seçti. Bu süreçte aileye Charles Ubriaco ve Joe DiMarco gibi güçlü isimler de katıldı. Fakat Harlem artık Morello mıntıkası olmaktan çıkıyordu. İlk olarak Napolili bir tefeci hem de bir kadın Pasquarella Spinelli kendi örgütünü kurmuştu. Bu örgüt tehdit, haraç, hırsızlık gibi pek çok suç işliyordu. Spinelli'nin bu şekilde 2024'ün parasıyla 10 milyon dolara yakın bir servete sahip olduğuna inanılmaktadır. Lomonte kardeşler onunla derhal ittifak kurdular. Hatta Spinelli'nin sahip olduğu ahırlar, cesetlerin gömüldüğü yerler olarak cinayet ahırları adını aldı. Morello ailesinin pek çok düşmanı da buralara gömülecekti. Fakat Donna Spinelli ittifaktan birkaç ay sonra suikastle öldürüldü. Morello'lar için çember daralıyordu. Birkaç hafta sonraysa Morello'lar büyük bir darbe daha aldılar. Don Giuseppe Morello'nun oğlu 20 yaşındaki Calogero bir sokakta vurularak öldürüldü. Onu vuranlar Manhattan'ın Upper East Side bölgesinden Baker çetesinin üyeleriydi. Cinayetin tam sebebi bilinmese de bir tartışma sonucu gerçekleştiği düşünülmektedir. Fakat bir başka rivayete göre bu varil cinayetinin mağduru Madonna'nın ailesinin aldığı bir intikamdı. Sonuç olarak Terranova kardeşler Calogero'nun intikamını almak istediler. Fakat liderliği devralan Lamonte kardeşler Calogero'nun intikamını almayı önemsemedi. Calogero'nun cenazesinde intikam yemini içen Nicolo Terranova ya da lakabıyla Nicky, Lamonte'leri aşağıladı. İlerleyen haftalarda Baker çetesinin üyeleri teker teker öldürüldü. 1912 yılında 22 yaşındaki Nicky Terranova böylece aile içinde öne çıktı. Sonunda Lomonte'ler geri çekilip liderliği Nicky Terranova'ya devrettiler. Fakat Lomonte'ler perde arkasından kendilerine yeni, çok daha güçlü bir müttefik buldular. King of Little Italy, yani Küçük İtalya'nın kralı, Camorra'cı Giosu Gallucci. İri yarı, iyi giyimli, zengin bir adam olan Gallucci, Harlem'in sokak lotosunu kontrol ediyordu. Ayrıca haraç gibi pek çok suçta da parmağı vardı. Ayrıca Gallucci, İtalyan seçmenlerin oylarını kontrol ederek politik anlamda da gücü elinde tutuyordu. Demokrat Parti merkezi Tammany Hall'la sıkı ilişkileri vardı. Fakat Terranova'lar bu ittifaktan memnun değildi. Mayıs 1914'te Lomonte kardeşlerin büyüğü Fortunato güpegündüz 3 mermiyle öldürüldü. Giosu Gallucci ise kariyeri boyunca belki 10 suikastten canlı kurtulmuştu. Ona korumalık yapmak bu yıllarda ölümcül bir meslekti. Aynı yıl bir bodyguardı daha öldürülecekti. Ve sonunda 17 Mayıs'ta Gallucci, oğlunu açtığı bir kafede oğlu Luca ile beraber vurularak infaz edildi. Kimi kaynaklara göre onun öldürülmesinde Brooklyn Camorra'sının da parmağı vardı. Sonuç olarak Morello ailesi Little Italy'de gücü bir kez daha ele geçirdi. Nicky Terranova, Gallucci'den kalan kömür ve zeytinyağı ticaretini ele geçirdi. Brooklyn Camorra'sı da geçici olarak Harlem Lotosunu yönetmeye başlayacaktı. Fakat göçlerle beraber rakipler de artıyordu. Şimdileri Manhattan'ın Lower East Side bölgesine göçen Yahudiler de kendi çetelerini oluşturuyordu. Batı yakasındaysa İrlandalılar güçlü çeteler kurdular.
Ve yıl 1912 olduğunda New York'ta artık sadece Morello'lar değil, tam 4 büyük mafya ailesi kurulmuştu. Bunlardan ilki, ileride Bonanno ailesi adını alacak aileydi. Brooklyn'de kurulan bu ailenin lideri, kendine has bir mafya kültürü olan Castellammare del Golfo Sicilyalı Nicola Schiro'ydu. Ya da lakabıyla Cola. Cola bir liderden çok iş adamıydı. Fakat hemşerileri kısa sürede ona katıldılar ve Brooklyn'de yeni bir güç haline geldiler. İkinci aile ileride Gambino ailesi haline gelecek aileydi. Kurucusu Palermolu Manfredi Mineo'ydu. Efektif bir lider olan Mineo, perde arkasında kalmayı tercih eden bir patrondu. Üçüncü aile ise Brooklyn'den Manhattan'a kadar uzanan Salvatore D'Aquila'nın ailesiydi. Aslında ileride Manfredi Mineo da bu aileye katılacak ve D'Aquila'nın adamlarından biri olacaktı. Yani D'Aquila'nın ailesi de ileride Gambino ailesini oluşturan gruplardan biri olacaktı. D'Aquila son derece sert, agresif bir patrondu. Onunla Harlem'i paylaşmak zorunda kalan Morello'lar şimdi son derece dişli bir rakiple karşı karşıya kalmıştı. Mafya hiyerarşilerin dünyası olsa da karizma önemli bir faktördü. Morello'nun tutuklanmasından sonra aile karizmatik liderlik yönünden epey kan kaybetmişti. Nicky Terranova bunu toparlamaya çalışsa da New York'un Sicilyalıları için yeni karizmatik lider Salvatore D'Aquila haline gelecekti. D'Aquila, Morello'lardan kaçan, onlarla istediğini bulamayan pek çok Sicilyalıyı ailesine kattı. Hatta 1893'te Sicilya Bankası'nın müdürünü öldüren suikastçı Giuseppe Fontana gibi Morello ailesinin eski tüfekleri bile şimdi onun safına geçiyordu. Çok geçmeden D'Aquila kendini patronların patronu ilan etti. Artık dört ailenin de dış politikalarını, üye alım süreçlerini o kontrol ediyordu. Diğerleri çok geçmeden ondan korkmaya başladı. D'Aquila'nın ailesinin üye sayısı diğer üçünün toplamına denk hale gelmişti. Yine de Morello'lar çabuk pes etmediler. İlk olarak D'Aquila'ya katılan tetikçi Fontana'yı infaz ettiler. Sonraki hedefleri de kendilerine ödeme yapmayı kesen Joe DiMarco ve çetesi olacaktı. Fakat tüm Sicilyalıları ilgilendiren yepyeni bir düşman Brooklyn'de Aport'ta bekliyordu. Napoli mafyası Camorra. Mafya Camorra savaşını ayrı bir videoyla ele almıştık. Linki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu savaşın sonunda Nicky Terranova bir toplantı vaadiyle Brooklyn'e çağrılıp öldürülmüş. Fakat Camorra yönetimi bir itirafçının itirafları sonucu Terranova cinayetinden hapsi boylamıştı. Camorra böylece hızlı yükselip çabuk düşmüş, Amerikan yeraltı dünyasından kalıcı olarak silinmişti. Bu savaşın detayları için kanalımdaki Mafya Camorra Savaşı içeriğini izleyebilirsiniz. Sonuç olarak Nicky Terranova'nın ölümüyle Morello ailesinin liderliği şimdilik Terranova kardeşlerden Ciro ve Vincenzo'nun eline geçti. Ve yıl 1920 olduğunda Giuseppe Morello 10 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye ile salıverildi. Fakat New York'ta, dünyada değişmişti. Patronların patronu Salvatore D'Aquila, yaşlı kurt Morello'nun varlığından korktu. Bir diğer korkusu da yakında dışarı çıkacak olan kurt lakaplı Lupo'ydu. Başta onları öldürtmek istese de araya giren dostlar sayesinde bu emrini geri çekti. Fakat Morello ve Lupo bir daha asla patron olamayacaktı. Ve onların yerine aileyi ileride Joe the Boss, yani Patron Joe lakabını alacak olan Giuseppe Masseria yönetecekti. Kısa boylu, tıknaz, hırslı ve kavgaya her daim hazır olan Masseria, suça Black Hand tipi işlerle başlamıştı. Soygun gibi suçlardan 4 yıl hapis yatmış ve 1917'de hapisten çıkmıştı. Masseria'nın nasıl olup da kısa sürede bu kadar yükseldiği büyük ölçüde bir muamma, yani kaynaklar yetersiz. Fakat bilinen şu ki 1919'da bir barın üst katında yaşayan nispeten fakir bu adam 1919'da yürürlüğe giren Prohibition yani içki yasağı süreciyle kısa sürede milyoner olacaktı. Little Italy'de hatırı sayılır bir bölgeyi kontrol eden Masseria, kontakları bölgesinin de avantajı ve Morello'ların kalan gücü sayesinde kaçak içki piyasasında kısa sürede çok büyüdü. Rakibi Salvatore ya da lakabıyla Toto D'Aquila'nın gücüne yakın bir güce ulaştı. Ayrıca genç İtalyanları Amerikan kültürüne daha iyi adapte olmuş gangsterleri de ailesine kattı.
Bunların arasında Joe Adonis, Frank Costello ve Salvatore Lucania, yani Lucky Luciano da vardı. Terranova kardeşlerin de desteğini alan Joe the Boss'un konsilyeresi, yani danışmanı sağ koluysa, Amerikan mafyasının kurucusu sayılabilecek Giuseppe Morello oldu. Fakat Diacuilla bu yeni güç birliğinden rahatsızdı. Masseria gibi hırslı bir adamın, Morello'ların da desteği ve danışmanlığını alması kendisi için büyük tehdit demekti. Diacuilla derhal harekete geçti. Harlem Kaplanı lakaplı Vincenzo Terranova, onun emriyle 8 Mayıs 1922'de Morello bölgesinde vurularak öldürüldü. Öldüğünde 36 yaşındaydı. Aynı yılın Ağustos ayında Joe the Boss, evinde 4 adamın açtığı ateşle suikaste uğradı fakat canlı kurtuldu. İntikam isteyen Masseria, Diacuilla'nın baş tetikçisi Umberto Valenti'yi aynı ay içinde bir restoranda suikastle öldürecekti. İlerleyen haftalarda köşeye sıkışmaya başlayan Diacuilla sonunda uzlaşmak istedi. Böylece 1922'nin mafya savaşı son buldu. Fakat yıllar sonra 10 Kasım 1928'de Salvatore Diacuilla evinden doktor randevusuna giderken vurularak öldürülecekti. Ailesi ise Manfredi Mineo'nun yönetimine girecekti. Böylece Joe the Boss tartışmasız şekilde patronların patronu haline geldi. New York mafyası böylece kısa bir barış dönemi yaşadı. Yaşanan patronlar Cola Skiro ve Manfredi Mineo yeterince para kazanmış, şiddet için fazla yaşlı ve rahat hale gelmişlerdi. Bu arada New York'ta artık 5 aile vardı. Skiro ve Mineo'ya ek olarak Mazzarella'nın ailesi, ki ileride Genovese ailesi haline gelecekti, en güçlü aileydi. Dördüncü bir aile Thomas Reyna'nın yönettiği The Bronx merkezli aile, geleceğin Lucchese ailesiydi. Son olarak Sicilya'dan göçen Joe Profaci ve kardeşleri tarafından yeni kurulan, ileride Colombo ailesi adını alacak aile 1928 civarı kurulmuştu. Bu ailelerin içinden Masseria'nın hedefi olan aile Reyna ailesi oldu. The Bronx'ta buz kalıbı işi olan Reyna'nın hasılatı, patronların patronu Masseria'nın dikkatini çekince Masseria bu işi Reyna'dan almak istedi. İtiraz eden Reyna suikastle öldürülünce New York bir kez daha kanlı bir savaşın eşiğine gelecekti. Konsilyeresi Morello'nun aksine Masseria müdahaleci bir patronların patronuydu. Sessiz güç olmak yerine diğer ailelere müdahale etmekten çekinmiyor, bir kral gibi derebeylerine emirler veriyor, onların beyliklerinin iç işlerine karışıyordu. Sonunda onun bu tavrı karşıtlarını bir araya getirdi. Reyna'nın ölmesi sonucu ailesi, Brooklyn merkezli Cola Skiro tarafından yönetilen aileye yanaştı. Skiro'nun ailesi, ileride Bonanno ailesi olacak aile, Castellammare del Golfo'lulardan oluşuyordu. Bu bölgenin mafya üyeleri, yani Castellammare del Golfo'lular, diğer gangsterlerin aksine, yani diğer Sicilyalıların ötesinde bir gurura sahiptiler. Onlar için bu kentten olmak, Sicilyalı olmanın ötesinde bir anlam ifade ediyordu. Dolayısıyla kimseye eyvallahları yoktu, yani kimseden yemiyorlardı. Masseria'nın zorbalığına da boyun eğmemeye karar verdiler. Zaten tam da bu sebeple 1930'da başlayacak mafya savaşı, Castellammarese Savaşı adını alacaktı. Yaşlı Kürt Giuseppe Morello ise adamı Masseria'yı korumak için birkaç hamle yaptı. Detroit'teki Castellammarese müttefiği bir patronu infaz ettirdi. Masseria ise Cola Skiro'ya verdiği rüşvetle onun ailesinin belki de en güçlü ve en zengin adamı olan Vito Bonventre'yi infaz ettirdi. Cola Skiro şimdi iki ateş arasındaydı. Hem patronların patronu Masseria ile kapışmak istemiyordu, hem de ailesindeki gangsterlerin Masseria ile savaşma isteğine karşı çıkamıyordu. Yani yaklaşan fırtınayı sezen çekingen, sakin tabiatlı patron Cola Skiro İtalya'ya kaçtı. Ve bu ailenin başına Masseria'nın can düşmanı olacak bir patron geçti. Castellammare del Golfo'lu Salvatore Maranzano. 42 yaşındaki Maranzano, kültürü, bildiği diller ve Sicilya'daki saygınlığıyla yeraltı dünyasında bir ikon haline gelecekti. Ve onların arasındaki savaş, yani Castellammarese Savaşı, sıradaki videomuzun konusu olacak. Fakat biz şimdilik Morello'nun öyküsüne geri dönelim. Maranzano patron olunca Castellammarese Savaşı resmen başladı.
Joe Bonanno gibi gençleri de ekibine katan Maranzano, düşmanı Masseria'nın beyin gücünü elimine etmeye karar verdi. Maranzano, Masseria'yı perde arkasından yönlendiren, onun taktik ve stratejilerini belirleyen esas adamı, yaşlı kurt Morello'yu ortadan kaldırmanın savaşı kazanmada kilit rol oynayacağını biliyordu. Ve Maranzano başlarda kaybeden taraf gibi göründü ve çetesiyle kendini yer altına çekti. Pek çok güvenli evde, adamları ranzalarda yatıyor, Masseria'nın hedefi olmamaya çalışıyordu. Fakat bu süreçte Maranzano'nun saflarına Buster from Chicago lakaplı, Chicago'dan bir lavuk olarak çevirebileceğimiz, kimliği bugün bile kesin olarak bilinmeyen bir tetikçi katılmıştı. Kimliği henüz New York'ta bilinmeyen bu adam, 15 Ağustos 1930'da saat 15.45'te ortağıyla beraber Morello'nun İtalyan Harlem'indeki ofisine girdi. Maranzano'nun saklanması Morello'yu cesaretlendirmişti ve tedbirsiz davranmaya itmişti. Tetikçilere korumasız yakalanan Morello, iki iş ortağıyla beraber kurşunların hedefi oldu. Saldırı sırasında yaşlı kurt Morello hızla hareket edip adamları durdurmaya çalışsa da içeride 3 kişiyi bulan tetikçiler panikleyip bir yaylım ateşi açtılar. En az 2 düzine mermi sıkıldı. Ve Giuseppe Morello yanağından, çenesinden, omzundan ve sırtından aldığı mermilerle kanlar içinde yere serildi. Akciğeri ve aortundan hayati yaralar alan pençe el Morello, saldırıdan yarım dakika sonra öldü. Öldüğünde 63 yaşındaydı. Ortağı Lupo 30'larda hapisten çıksa da organize suça devam ettiği anlaşılınca tekrar içeri girdi. 60'lı yaşlarında Brooklyn'e döndü. 1947'de 69 yaşında önemsiz bir figür olarak doğal sebeplerden ölecekti. Morello ailesinin kurucularından son figür Ciro ise Castellammarese Savaşı sırasında gösterdiği çekingenlik sebebiyle gözden düştü. Ayrıca New York Belediye Başkanı onun suç parasıyla kurduğu enginar ticaretini hedef alınca Ciro servetini kaybetmeye başladı. Ciro Terranova, Valachi'nin ifadelerine göre kahrından 1938'de felç geçirdi. İki gün sonra 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Öldüğünde fakir bir adamdı. Ve Ciro, Morello Terranova kardeşlerin içinde mermiyle değil doğal yollardan ölen tek kardeşti. Kardeşlerin kurdukları aile şimdi Masseria önderliğinde Maranzano'ya karşı kanlı bir savaş verecekti. Ve ileride bu aile Genovese ailesi olarak New York'un ve hatta Amerika'nın en güçlü mafya ailesi haline gelecekti. Fakat bunlar sonraki videolarımızın konusu olacak. Takipte kalmaya devam edin.